Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Balla'dan bir demet yapacağız böyle. Hani demet çiçekçiye gidersiniz ya. Hepsinden bir tane iki tane koyar. İşte Balla'dan cümle cümle. Bakayım ne çıkacak. Şimdi Barla'ya cümle cümle çalıştım. Burası için değil de yurt dışı için çalışmıştım ama herhalde ilk buradan başlayacağız. Peki. Birincisi 148. Sonra gideceğim. Cümle cümle. Hepsi farklı konu. Bir zenginlik olsun diye. Hak ve hakikati nefsin ve nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Ustad. Hak ve hakikati nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih ederdi. Hak ve hakikat söyledikleri zaman ustadın ağrına bile gitseydi onu tercih ederdi. Hatta ben bazı meselelerde muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet mütefit, memnunane bir tavır alır. Eğer yanlış yapsam, güzelce damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel bir şey söylemiş isem, çok memnun olur. Üstadım bilhassa hikmeti hakikiye fenninde, yani hikmeti şeriat ve İslamiyet noktasında pek harikadır ve hikmeti beşeriyede dahi çok ileridir. Birincisi bu. İşte başka bir cümle. Bu hasret icabındandır ki bizim gibi talebelerinden bazı mesail imaniyede muhalefet bulunsa onların sözlerini içinde arar, hak bulduğu vakit kemal-i tevazu ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. Maşallah der, siz benden daha iyi bildiniz der, Allah razı olsun der. Ustad böyle davranıyordu. Yani davranış psikolojisi yani. Bununki. 146. Başka bir yer okuyorum. Salih Nur zamanında. Nerede bakayım? Üstad öyle yapmış, biz nasıl yapacağız abi? Yani üstad benden daha iyi bildiniz. Mesela diyelim ki bir hakikati işleniyor. Ama tabii bunu hususi olmuş. Genel mesela umumi hukukta ders icra edilirken yok ben ona o şeye katılmıyorum, öyle anlamıyorum. Bu da olmaz. Çünkü soru sorduğun zaman, mesela sordukları zaman ders yapan şu 6 tane maddeyi ciddi nazara alması lazım. 1. Öğrenmek için soruyor. 2. Soru şüphe takmak için soruyor. 3. Makas koyup farklı bir yere sevk ediyor. 4. Soru sorma edasıyla konuşmak istiyor. Kendisini göstermek. Kendisini göstermek istiyor yani. 5. Soru soruyor, suç işlettiriyor. Soru soruyor, çok önemli bu. Cemaatin ve şahsın, yani şahs-ı manevinin ve hakikatin rencide etmek, sabota etmek için soruyor. Bunları daha çok tercih ediyorlar. Mesela dinini çalıyor, secdeni çalıyor, İslamiyetini çalıyor edası ile Şialar yapıyor bunu. Yani Şiaların yeni bir projesi, Ehl-i Sünnet hakkındaki kullandıkları proje şu anda bu. Yani senin Allah'ını çalıyor. Onun için nereden çıktı böyle? Uslupsuz, terbiyesiz,
ölçüsüz, böyle lanetten çıkıyor. Gaye, dersin kutsiyetini kırmak, dersin kutsiyetini kırmak ve dersin ahengini bozmak. Bu 5-6 tane maddeyi gördüğün zaman bir tanesi diyor, hakikaten öğrenmek istiyor. Sorusu biraz. Ama öyle bir soru soruyor ki, konunun dışına seni taşıyor. Yani ayrı bir konu. O zaman ne yapacak? Soru soran, ders bittikten sonra gelir. Ders bittikten sonra kalkıp gitmiyoruz. Hakikaten samimiyse burada ve içeride sorar. Yani yok ben öyle kabul etmiyorum veya ona şey yapamıyorum diye paldır küldür girerse bu samimi olmadığını gösteriyor. Samimi olmayana yani doğru davranılmaz. Yani yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yani ona bu şans-ı maneviyi gayet rahatlıkla rencide edecek bir uslup ifade takınıyorsa ona mütevazihane davranmak hakikate cinayet olduğundan onun en güzel cevabı kovmaktır. Çünkü kasten gelmiştir. Mesela hususu konuşurken bizde de oluyordu mesela Rüşt abiyle hususu konuşurken abi öyle dedin ama ben öyle anlamıyorum. Kalemi tutardı şöyle, burnunu tutardı böyle. Peki nasıl anlıyorsun derdi. Ondan sonra böyle. Öyle de düşünülür. Ama bu benim dediğim daha kapsayıcı derdi. Veya güzel derdi ya. Yani bu çok önemli yani. Uslup ve muvazene, muhakeme çok önemli. Kim kime neyi neyse. Çünkü bir kelamın bir kişiden çıkması ne dediği önemli değil. Bunu kaçırmayın cidden. Bir kişiden çıkan bir kelam ne dediği önemli değil. Kimin için, niçin söylüyor? Mesela buna bir şey de söyleyeyim. Ondan sonra geçeyim. Kişi bir soru sorar veya bir yere hücum eder. Uygulayayım. Adam piyasada olduğu için piyasa misalini vereceğim. Kaderi inkar ediyor. Sen bu kader, elimdeki kader, bu da şahıs. Kaderi inkar ederken sen kaderin delilini arama. Peygamberin hadisini inkar ediyor, peygamberin hadisinin sihatini delillendirmeye çalışma, bu bir tuzaktır. Bu bir tuzağı gibidir. Yem atmaktır. Köpeğe biraz yem atarsın, biraz da yem atarsın, biraz da yem atarsın. Ahire sokarsın. Yani hizmet edecek kişilere hizmet ettirmemektir. Sorularla meşgul eder. O soru tam bitmeden peki ama diye diğer soruyu sorar. Sonra onun soruyu sorar. Seni bir yere götürür. O zaman şu mesela uygulamalı olsun. Kader inkar ediyor. Kader bu kader. Bu şahıs. Bunu niçin ihtiyaç duyuyor? Dön bu tarafa. Kaderi inkar eden kimlerdir? Hangi taifedir? Kişinin ne dediği değil. Niçin, kimin için söylediği önemli. Şimdi kaderi inkar eden mücessime fırkası mıdır? Mutezile midir? Vehhabi midir? Şia mıdır? Şiadır. Bu adam bunun projesidir. Tamam. Hemen bu budur. Hemen deşifre edeceksin. Planları şey olur. Eğer sen bu sistemi nazara almayıp sorusunun peşine düşersen oyuna gelirsin ki Emirdağ, ikinci Emirdağ'da İhvan-ı Müslümin'i tuzağa düşürme yöntemi o olmuş. Soru sorarak meşgul etmiş tam 2 sene cemaati. Yani güzel insanların, donanımlı insanların masum insanlara ulaşmasına mani olmuşlar. Yani diyelim ki sen mesela çok kişiye ulaşabilirsin. Çok masum ve mağdur ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Ama sana bu hizmeti ettirmemek, insanlara ulaşmamak için sorularla meşgul ediyor. Bir tuzak yani. Başka bir yer.
Risale-i Nur bakayım nerede tabi oraya geçeyim madem göremedim 147 ha 140 aldım. Risale-i Nur bu zamanın bir mehdisi ve mücedididir. Mehdi tabi bir mülkü var, bir melekutu var. Bir hakikatin, her hakikatin evveli var, çekirdek. Ahiri var, meyve. Zahirisi var, ağaç. Batınısı var, ağacın arkası. Mehdi var. Mehdi'nin evveli var, çekirdeği o şeyin. Mehdi ağaç veya meyve. Mehdi Ali Resul bunun evvelidir. Ondan önce onu yetiştiren bir şey olması lazım. Ha? O dişe vuruşu. Mehdi hidayet edici olması noktasında düşünülürse hidayet. Mehdi ne yapacak? Hidayete vesile olacak. Hidayete vesile olacak. Risale-i Nur bu vazifesi, bu vazifeyi yapıyor. Çoğumuz nurları tanıdıktan sonra namaza başladık. Hidayete. Demek ki bu işi yapıyor. Ama mülk tarafı olan, yani ağaç tarafı olan zahirde Kılıççı Mehdi, siyasi alemde o da Risale-i Nur'un talebesidir. O gelecektir. Ve Risale-i Nur'u hazır bir program yapacak ve tatbik ve neşir edecek. Ondan önceki taife o bu hakikati daha önce, bunlardan önce yapmış olacak. O da 264 birinci emirdan sonunda doğru Mehdi Ali Resul deniliyor. Yani bunu anlamıyoruz veya anlamak da anlamamak için ısrar ediyoruz. Kavramları dolduramıyoruz. Ve doğruyu söyleyenleri bir de yedi köyden kovarlar ya, hem anlamıyoruz hem doğru anlayanlara düşman oluyoruz, düşman ettiriyoruz. Yani şu, lugat şudur arkadaşlar. Nüfus kağıdı. Benim sokakta nüfus kağıdımı görseniz. Cilt no, sayfa no, böyle bir adam yaşıyor. Ama benim hissiyatım, duygularım, latifelerim, meyillerim, arzularım, hissiyatım, duygularım, imanım, itikadım nüfus kağıdına yansımaz. Benim böyle bir varım, böyle bir adam varmış. Nüfus kağıdı budur. Lugat budur ya. Lugat benim nüfus kağıdımdır. Mana ise ben olan ben. Yani bu cesetten başlar. Ta ben olan bene kadar sürecin tümüdür. Tümüdür. Bunu biliyorlar ehli dalalet. Risale-i Nur mazide, selefte, selef-i salih, geçmişte olan bir nesil var. Bir ümmet var, ümmet ruhu. Risale-i Nur'la böyle bir ümmet doğuyor. Niçin? Çok ilginçtir. Bir milletin mizacı neyse hissiyatı da o cinstendir. Biz takip ediyorum bak muhakimattan söyleyeceğim. Bak ne takip ediyorlar. Biz saf tiriyiz, saf. Müslümanlar safız. Bak bir milletin fıtratı, mizacı neyse hissiyatı da o cinstendir. Yani tepkileri, takdirleri, duyguları, hisleri o cinsten olur. Mesela Alman'ın kızını yanında alsan, bu benim kız dese ki benim erkek arkadaşımdır, memnun olur. Kızımın da arkadaşı var diye. O vakadan bahsediyorum. Ama senin benim başımı tepeye atar değil mi? Böyle bir şey kabullenmek çok zor. Niçin? O fiil, mizacı bu. Bozulmuş, yok öyle bir şey. Bir milletin mizacı, fıtratı neyse, dışa vuruşu olan, bir dışa çıkıyorum, fıtrattan dışarı çık, hisleri de odur. Hisleri neyse, fikirleri odur. Fikirler neyse, kelam olarak ifade eder. Tersi de öyle. Kelamla hisleri, hislerle fıtratı inşa edersin, müsbeti uyandırırsın. Dolayısıyla
geçmişteki bir ümmet ruhunu Risale-i libası ile, yani Risale'nin tabirleriyle inşa ediliyor. Yeni fıtrat inşa ediliyor. Yeni bir nesil çıkması için onun lisanını eski ümmetten bir nesil istiyorsan onun lisanıyla onu inşa edersin. Çünkü lisan hissiyatı, hissiyat da fıtratı inşa eder. Bunu bildikleri için masum bir kılıf olan millet anlasın diye sadeleştirme adına, yani biraz önce anlattığım beni ben yapan batını yapımı tamamen yok ediyor, nüfus kağıdına indirmek adına lugati manaya indirgeyip böyle bir yeni nesil katledilmek isteniyor. Yani anlaşılmak manası değil, neslin ruhu ve malzemesi olan çekirdek yok ediliyor. Gaye bu. Ehli dağlarla zındıka bunu çok iyi biliyor. Çok iyi biliyor ki senelerden beri, yarım asır bunu yok etmek adına peşine düşmüş. Sadeleştirmek anlamak için değildir. Bu milletin nesli anlasın diye olsaydı bu millete düşmanlık yapmazlardı. Çünkü 15. mektupta diyor ki o gelecek Süfyan Risalet-i Ahmedi inkar edecek diyor. Risaleti, peygamberimizi inkar edecek. Kim kabul eder bunu? Ama çaktırma da yapacak. Nasıl yapacak? La ilahe illallah diyen kurtulur, Muhammed Resulullah demese de. Muhammed Resulullah'ı ne yaptı? İnkar etti, devre dışı yaptı. Bak işte bu kadar çaktırmadan çaktı. Bu zihniyet ısrar ediyor. Risalet-i Ahmedi inkar edecek diyor. Risale-i Nur için şey yaptım. Risale-i Nur geçmiş asırdaki ümmet ruhunu yeniden inşa ediyor. Yeniden inşa ediyor. Onu bildikleri için ısrarla bunu, buna mani olmaya çalışılıyor. Evimize evet. Döneceğiz, buna mani olmaya çalışıyoruz. Evet. Başka bir yer okuyorum. Ey hocalar ve halifeler. Dedim ya konu hep farklı farklı olacak. Aşure gibi bir şey yapmak istiyorum yani. Herkes içine alsın. Ey hocalar ve halifeler, bizim ilmimiz bize yeter deyip yıldız böceği gibi şafkınıza, ilminize aldanmayın. İnsanın kendi bildiği kendine kafi gelmez. Kendi bildiği kendine kafi gelmez. Her insan her meseleyi yalnız anlayamaz. Uyuyorsunuz. Uyuduğunuz miktar artık yeter. Uyanmalı. Başka? 151. Küfre giren ehli dalaletin, kemiyetin çokluğunun kıymetsizliği. Şeytan ve avanelerinin tasallutlarına karşı istiaze ve istiğfar, hıfz-ı ilahi ile iltica ve takva ile sünnet-i seniye yapışmaktan başka çare olmadığını. Bu asırda bir de okuyayım. Küfre giren ehli dalaletin çokluğu, kemiyeten çokluğu, emniyeti yoktur. Mesela insanlardan fazladır karınca. Değil mi? Fakat mesela insanlar karıncadan azdır ama insanlar kaliteli. İnsanlar içinde alimler azdır. Onlardan daha azdır peygamberler. Ondan daha azdır ulul azm peygamberleri. Kalite şey yaptıkça böyle geliyor. Şeytan ve avanelerinin tasallutlarına karşı şeytan ve avanesi, şeytan deyip geçiyoruz da var bizde. Hep böyle bu konuları hep dışarıya aktarıyoruz. Yani dışarıda canım, dışarıdakilerle yani. Bu bizimle alakası yok. Şeytan bir sıfattır. Kur'an'da da iblistir. İblis, ümitsiz olan. Şeytan, gizli olan. Mesela Allah ile konuşuyor, iblis, bize Allah yoktur diyor.
Çok tuhaf değil mi? Yani çok tuhaftır. Bu hatayı yapıyor. Ben bu adamdan şunu bekliyordum. İstiaze ve istiğfar. Üç tane sıkıntımız varsa istiaze etmektir. İstiğfar etmektir. İstiaze ile istiğfar arasında ne fark var? İstiaze sığınmak. Tamam. İstiğfar yapılan bir şeyden pişmanlık, nedamet gibi bir şey. Yani istiğfar. Şöyle diyelim. Tövbe ile istiğfar arasında ne fark var? Tövbe ise şey diyor. Tevekkül ve dua ve tevekkül meğer hayra kuvvet verir. Yani tövbe yapılan bir günahtan sonra yapılan bir haldir. İstiğfar ise yani daha yapma, ister günah işte ister işleme. Her an yapacağımız bir halettir. Mesela peygamberlerin ismet sıfatı vardır. Alimlerin yapması gereken. Ama onlar da istiğfar ederler. Tövbe değil. Değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde kaç defa istiğfar edermiş? 70 tane günah mı işledi? İstiğfar günahın vücudunu değil, nakıslığın vücudunu gösteriyor. 70 defa inkılap geçiriyor. Sonraki hâle, önceki hâle istiğfar eder. Kusurunu derifte eder. Tamam mı? Eksik. Yani insan böyledir. Tekamül etmesi için. Birincisi günah karşı istiaze eder. İstiaze. Ne yapar? Sığınır. Sığınır. Sonra istiğfar edebilmesi için kendini fark etmesi lazım. Farkındalık lazım. Farkındalıkta istiğfar olur. Fark etmeyen nedir? Ne var canım yani bizde? Allah Allah ya. Sıkıyor canım ne diyecek? Ya ne yaptık ya? Bir tanesine öyle dedim. Ya dedim insan devamlı tövbe etse. Ne yaptım ki dedi ya? Ne yaptım ki dedi. Acayip bir şey ya. Şeytanı dinler bizim nefis. Şeytanı dinleyen bir nefis kusur üzerine almaz. Hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Acayip bir şey ya. İnsanlar da ahmak yerine koyar. Hiç kimse bilmez ya. Allah Allah ya. İnsan böyle. Çift şahsiyetlilik deniliyor. Bunu bildiği anda ancak kurtulabilir günahından. Çift şahsiyetçilik yani çok tuhaftır yani. İkiler yaşıyor. Bir böyle bakıyor. Bir şey yapıyor bir koşunuyor. Aynı anda geri dönüyor bu tarafa göre konuşuyor. Burayı unutuyor. Bunu yapabiliyor. Bu da çok zordur. Hakikaten nasıl yapılıyorsa. Sonra istiaze, istiğfar, hıfz-ı ilahi iltica. Hıfz-ı ilahiye iltica nasıl olur mesela? Efendim abi? Teslim. Başka? Evet. Teslim ne ki? Tarafgirlik, teslim. Artık kardeşim, nurcuların bilgi ulaşımına ihtiyacı yok artık. Yani Google evliyasına gir, istediğin bilgiye ulaşırsın. Arkadaşlar, tarafgirlik. Hak ve hakikata tarafgirlik olmak. Tarafgir, ne yapar biliyor musunuz? Unutmayın bunu. Tarafgir, aklı ne yapar? Blok eder. Yok, mayalar. Kalbi iksir eder. Blok eder, doğru. Yani başka tarafı görmüyor. Görmez. Tarafgir, aklı mayalar. Onun için doğru yani muvazeneli bir dimağdan yalan çıkmaz. İstikametli bir kalpten de ne çıkmaz? Yanlış bir tarafgirlik olmaz. Yanlış bir sadakat. Yanlış bir taraf olmaz. Yani doğru yerde olur. Yani muvazeneli bir dimağdan yalan çıkmaz. Yalan kendini ortadan kaldırmaktır. Yalan hapistir. Gurur ve kibir kuyudur. Adam peygamberimize kibirli adam diyor. Tiki kitabında yazıyor. Kibir demek Allah'ı unutmuş, kendini esas almış demektir. Şeytanın vasfıdır. Şeytanın vasfıdır. Şeytan kime karşı kibirlendi? Adem'e karşı kibirlendi. Adem'e karşı ABS suresini tefsir ederken İslamsız oğlu peygamberimize haşa 100.000 defa haşa kibirli insan diyor.
Ve Müslüman şak şak yapıyor yani. İmanı gidiyor. Haberin. Bunu kabul eden, bunu böyle olduğunu bilen imanı yok olur. Zahir şeriata göre yok olur. İzbatını şeriatla hükmetmeyle vazifesi. Ses çıkartmayan da mesul olur. Mesul olur. Olur tabii. En azından alet olmaz. Bakın, Ustad 226 Mesnevi Nuriye'de gurur ve kibir kuyusuna diyor. Kuyudur. Şimdi demek ki dengeli bir dimağdan yalan olmaz. İstikametli bir kalpten yanlış bir tarafgirlik yönü olmaz. Edile-i şeriye bağlı bir ruhtan ne olmaz? Sadakatsizlik. Evet. Olmaz. Şimdi abi mesela biraz önce dediniz ki onlarla meşgul olmayalım. Onların sorusuyla dediniz. Şimdi dediniz ki onlara bunu söylemek lazım dediniz. Hangisini söylemek lazım? Hani o yanlış olanlara. Ha, yanlış olanları onlar kendisine meşgul olmak değil. Mesela biraz önce geldiği gibi kibir. Kibir nedir? Bunları illa onların sorusu değil. Risale'de geçen bir şey cümle. Gurur ve kibir. Onların sorularını takip ettiğimiz için önümüze çıkan değil bu. Zaten konumuz. Mevzumuz. Ama denk geliyor. Ama o dediğimiz o da şu. Onu alıyorsun. Adam nerede ne yumurtladı? Onunla uğraş. Peki. Onlar tarafından aldatılmışların muhatap. Bazılarını muhatap alabiliriz. Tabii ama muhatap. O komitenin o organizasyonun adamlarını değil. Ama onunla bir tanesi aldatılmış onun fikriyle. Bunu kurtarmak bizim vazifemiz tabii. Şimdi gelmişken, konuşurken yerde misal kullanıyorum yani. Adam peygamberimize kibirli diyor. Ha, kibiri biz takip etmiyoruz. Orada bıraktık onu. Diyoruz ki kibir Allah'ı unutmuş bir insanda olur. Kibir peygamberin şeytanın sıfatıdır. Allah'a karşı kibirlendi. Adem'e karşı kibirlendi. Allah dedi. Peygamber'e karşı, Adem Aleyhisselam'a karşı değil mi? O bir topraktan dedi. Ben ateşteneyim dedi. Kibirlendi. Kibir ve gurur. Ondan sonra ben merkezi düşündü. Haset etti. Bir de dedik yeis. Ümitsiz. Şeytanın sıfatını onu takip etmiyoruz. Ama gelmişken onu da gönderme yapıyoruz. Yani şeytanın sıfatı olan kibri peygambere söylüyor. Dolayısıyla bir imanı, kişinin, Müslümanın imanı gider. Böylelikle. Peygambere hakaret eden imanı gider mi abi? Gider. Çünkü beni kendinizden daha çok sevmedikçe iman esaslarındandır. Peygambere iman. Yani şu tarafına seviyorum şu kadarına, şu kadarını sevmiyor. Veya Allah'ın şu tarafını seviyorum, şu icraatını sevmiyorum. Haşa. İman esasındandır. Allah'ı inkar etmek neyse peygamberi inkar etmek odur. Peygamberi inkar etmek neyse kaderi inkar etmek aynıdır. İman esasındandır. Tecezzi ve inkısam kabul etmez. Evet. Bütündür çünkü. İfade de adları farklıdır. Hakikatta batın da tektir. Peki devam ediyorum. Tarafkirlik bir eylem gibi gelmiyor bana. Tarafkirlik kişinin bütün hayatının onda bütün birikenlerin toplama işareti altında çizgi onun altındaki şeyler gibi geliyor. Bir eylem değil tarafkirlik. Yani birçok eylemi var insanın. Bu eylemlerden birisi tarafkirlik değil. Tarafkirlik çocukluğundan işte okuduğu, eğitim aldığı, gördüğü, etkilendiği, tesir aldığı ne varsa her şeyin tesirinin neticesinde ortaya çıkabilir. Tarafkirlik tek cümleyle İslamiyet'tir. Aynen öyle. Çünkü bir yerde diyor ki İslamsız imansız İslamiyet. Çare-i necat değildir. Orada tarafkirliği çok güzel söylüyor. İslamiyet hakka tarafkir olmak diyor. Hakka tarafkir olmak diyor. Bir takımı tutmak değil de takımın içinde oynamak oluyor değil mi? Çok abi? Güzel. Çünkü tarafkir olduğun anda nereyse aklını maya alıyorsun, kalbini iksirliyorsun. Ondandır ki batıla bir tarafkir oldu. Bak, eylemini gösteriyorum. Yanlışa tarafkir oldu. Edile-i Şeriye'ye göre bana tarafkir oldun. Her şeyin ben seni inşa ediyorum. Ben Edile-i Şeriye yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın doğruluk ölçüsü olan
Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani doğruluk ölçüsü. Yoksa doğruluk, doğru nedir yani? Artık birbirine karışır. Edile-i şeriyi de kaldırırsak. Bu sefer ben edile-i şeriyi kaldırıyorum, diyorum ki şu caizdir ama kitapta haramdır. Sen diyorsun ki tarafkir oldun ya bana, adeta sihirlendin. Bu sefer bir bildiği var diyorsun. O dediyse öyledir. Ya bir bildiği vardır. Allah'ın bildiği yok mu yani? İşte tarafkir çok gariptir. İslamiyet'in kendisidir. İslamiyet eylemdir. Yani İslamiyet inanmak değildir. Namaza inanmak değildir. Oruca inanmak değildir. Haca gitmektir. Vermektir zekat. Kılmaktır. Eylem, eylem. İman esasları tarafkirliktir. Kurallara uymak. Evet. Eylem. 153 13. işaret. Şeytanın desiselerine muttela olan bir çare insana. Şeytanın desiselerine. Şeytan, acayip bir şey. Şeytanı deyince hep dışarıya veriyoruz. Almıyoruz bizi. Yani benimle ne alakası var? Yani kendimize bir türlü muhatap almıyoruz yani. Şeytan içimizde. Şeytanın en büyük hilesi de kendine tabi olanlara kendisini inkar ettirmek. Şeytanın en büyük vasfı o. Kendine tabi olanı diyorum üçüncü lemada. Kendisine tabi mi oldum? O kadar fena fil şeytan oluyor ki şeytan yok. Ben bu isteklerimi, bu arzularımı ben yapıyorum. Şeytanın desisine muptala olan bir çare insana hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye, hayat-ı içtimaiye, selameti ve sihat-ı fikir ve istikameti nazar ve selameti kalp için muhkemat-ı Kur'ani mizanları ile sünnet-i seniye terazileri ile amal ve hatıratını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seniye daima rehber yap. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Çok ilginç. Bak ne kadar yöntem, ne kadar bir güzel ölçü getiriyor. Hangi fiilim, hangi sözüm doğrudur? Aman fiillerini ve düşüncelerini. Tartı aleti nedir? Tartı, Kur'an ve sünnet-i seniye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani ben mi anlayamıyorum? Şimdi bir ölçü yok. Ya Müslümanları birbirine bağlayacak, bir bütün yapacak ölçü birimi ne olur? Herkes benim kafama göre dese. Yani doğru nereye göre doğrudur? Niçin doğrudur? Herkes kadar doğru çıkar. O kadar. Şimdi ne diyor? Diyor ki böyle yaptığın şeylerde hayat-ı diniyeni mi istiyorsun? Din hayatı. Hani özel hayatın. Doğru ve yanlış. Nedir? Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi ölç. Hayat-ı şahsiyeni. Yani içsel alemi değil şimdi yaşantını. Yaptıklarını. Fiillerini. Yani aile hayatın, cemaattaki konumun, arkadaşlarla, akrabayla, karı kocanın münasebetlerinde. Hayat-ı şahsiyeni nasıl yapacaksın? Doğru nedir yani? Sonra hayat-ı içtimaiyeni, cemiyet hayatındaki konumunu, başka selameti, sihat-ı fikir, doğru düşünmek için, istikameti nazar sahibi olabilmesi için, arkadaşlar, takva ehlinde feraset olur. Allah'ın bir nuru peyda olur. O ferasetiyle bakar. Ferasetiyle. Mesela şöyle diyeyim. Anlayamazsın. Ben de anlayamam. Fakat dersin ulan buna ısınamadım ya. Sonra tabii ne der ki hakikaten batak bir adammış. Batak bir şey. Ya hakikaten ben buna ısınamadım diyorsun. Feraset dip de seviyelerde ama tanımlayamıyor, onu keşfedemiyor ama ruh itiyor. Ruh itiyor. Mesela bazısı da şöyle diyor, cenazeden rastladım. Diyor ki, vallahi çok sert konuşuyorsun ama dedim ki
böyle baktım. Ama dedi, içim rahatlıyor dedi. Sen, demek ki vicdanlı. Ama bazı yerlerine vuruyor demek ki. Adamın bir yerlerine vuruyor. Ya daha önceki doğruları var. Cemaatin veya şunu bunu giydirdiği elbise var. Söyle bir şey. Ustad diyor ki, gelecek diyor. Mesela o gelecek zat diyor. Gelecek diyor. Gelecek mi? Ustad diyor ki evet gelecek. Sensin ustadım. Hayır diyor, ben kabirde olacağım diyor. O Mehdi diye geldiği zaman ben diyor kabirde olacağım. Kabirden onu seyredip Allah'a şükredeceğiz. Adam bunu gözüne baka baka ve bu kitap adına, nurculuk adına gelmeyecek diyor. Tevil ediyor. Tevil de edilemez ki. Tevil ancak şöyle edilebilir. İma bir ifadede sarahat yok, netlik yok. İma var, esnek bir kelime. Ona tevil olur. Tabii, kendini gizleme adına. Olamaz çünkü o şahsi hukukunda yaparsın. Çünkü şahsi hukukunda musamahası ama amali salihtir. Ama mesela desem ki kardeşim bir tanesi dedi ki iman esasları dörttür. Ya onu kırmayayım dörtmeyin. Ya kardeş olabildi falan yani. Hayır. Senin böyle bir yetkin yok. Sen şahsi hukukunda yaparsın. Yani acayip bir şey yani. Sonra baktım, tahkik ettim, tehkik ettim. Benim sınıf arkadaşlarımla konuştum. Mesela dedim arkadaş, kardeşim seninle beraber okuduk. Allah'ını seversen ya. Bana bir yardım eder misin? Ya hayırdır dedi sanırım. Beraber okuduk. Ya beni gördüğünüz zaman bir nefretle bakıyorsunuz, görüyorsunuz da ne olur Kur'an adına benim hatamı bir söyleyin ya. Böyle tek tip çıkmış gibi, marangoz atölyesinin çıkan gibi bir tiplerle böyle bana nefret ediyorsunuz da Allah'ını seversen bana yardım et ya. Nerede hata yapıyorum? Bana ondan sonra nerede ters ben İsa-i Nur'a şey yapıyorum? Ses yok. Yani onunla muhatap olma, şey yapma. Tamam da niye? Bugün sordu abi, siz de şahitsiniz. Şeyde bir kafe var. Risale Medresesi. Hacı Bayram Veli'nin karşısında. Oturduk. 16 yaşındaydı değil mi çocuk, delikanlı? Bu sesimi de belki duyacaktır. Çocuk, Abdus Samet diye bir çocuk. Ondan sonra dedi ki sen falanca mısın dedi. Oyum dedi. İkinci sorusu ne biliyor musun? Birinci bir ismimi onayladı. Ha, sen oradaydın. Hangi cemaattansın? Evet. Ben dedim, bu kardeş de biliyor. Dedim Nurcuyum. Tamam da hangi gruptan? Vallahi grup murup bilmiyor. Ben Risale-i Nur talebesiyim. Risale okuyorum. Ama bizim bir tane İsmet var. İsmet'e dediler ki sen hangi gruptansın? Ben Nurcuyum dedi. Ya kardeşim yazıcı mısın okuyucu musun? İkisi de değilim. Önüne hangisi kaldı? Ben yiyeceğim diyor. Kardeşim ben Risale'i okuyorum. Risale talebesi. Ve hepsini seviyor. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde hareket edenleri veya en azından kabul etmiş. Ben de hocam, sen de oradaydın. O zaman ne dedi biliyor musun çocuk? Ben dedim, dedim delikanlı, ben dedim Risale'nin talebesiyim. Başka grubum yok. Geldi yanıma, sağıma oturdu. Bu çok güzel işte dedi. 16 yaşında çocuk ha. Delikanlı bize göre çocuk ya. Bu işte çok güzel dedi. Peki ne katkı yapıyor biliyor musun bana bu? Herkesi sevmeme sebep oluyor. Değil mi? Kucaklayıcı oluyor. Şimdi demek ki zihnimizi ve fiilimizin istikamete koymanın yolu Kur'an'ı ve sünnet-i seniyeyi daima rehber yapmak. Onunla tartacağız. Hangi fiilim doğru? Beni kandırabilirsin, benden gizlenebilirsin de Allah'ın gıyba karşı neyini gizliyoruz? Kefenlendiğin zaman bu elimle o kadar ceset yıkadım ki. O kadar toprağa adam koydum ki. Allah'ın gıyba karşı fiiliyatımızı ve sözlerimizi, itikatlarımızı, düşüncelerimizi gizleyemeyiz kardeş. Tamam. Başka. 152. İblisin en mühim bir desisesi olarak kendine tabi olanlara kendini inkar ettirmektir.
Ne işe yarar boşum? İyi değilim. Dökeyim. Mesela bir tanesi diyor, abi kalbimi kırdın. Yok. Bir yer kırıldı, kesin o. Ama o kalp değil. Nefis. Nefistir. Nefis böyle şeylerden hiç hoşlanmaz. Ama bir tarafımız var ki yanar da yandıkça lezzet alıyor. Dedim ki bir tanesine, ağrı mı geldi? Keşke ben yalan söyleseydim. Keşke ben yanılsaydım da. Keşke onları sen yapmamış olsaydın. Yani ben yanılsam keşke yanılıyorum. Ama maalesef değil mi? Şimdi iblisin en büyük şeyi kendine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor. Bak psikoloji sorun buradan kaynaklanıyor. Ölüm korkusu buradan kaynaklanıyor. Ölümden korkan kimdir? İlk ama. İlk ölümden korku başlatan kimdir? Şeytan. Şeytan. Şimdi yaptı bu laneti. İndirildi mi yere? Dedi ki Allah seni cehenneme sonsuza atacağım dedi. Allah ne dedi? Ya Rabbi dedi. Sen Allah'sın. Tamam. Ben bunu yaptım. Fakat ben sana şu kadar secde ettim dedi. Bak şimdi. Allah'a diyor. Ben zannettim ki bunu vesile ederek beni affet. Bir daha yapmayacağım zannettim. Ben sana secde ettim mi bu kadar? Etti. Sırf bu ettiğim secdenin hatırına bana kıyamete kadar mühlet ver. Allah hadi mühlet verilenlerdensin dedi. Ve adam diyor ki sana gelenleri saptıracağım. Ya ne yapacaksın bu kadar ömrü? Hürriyet-i şeriye bak. Allah'ın verdiği hürriyete bak. Ne yapacaksın bu kadar ömrü? Sana vereceğim de. Senin yoluna gelenleri saptıracağım. Yoldan çıkartacağım. Sen doğru göremeyeceksin onları. Bunun için ömür istiyorum. Allah Allah. Allah veriyor. Ama diyor ki sen Cenab-ı Hak'sın. Benim halis kullarıma dokunamayacaksın diyor. Ya sistemden bahsediyorum. Şeytan denilen bir sistemdir. Anlıyor musun? Şimdi psikoloji sorun şu. Ölüm korkusu mu? Bu korku senin değil. Ölecek olandır. Kim ölecekse ölüm korkusuna aittir. Mesela bu telefon korkar mı? Ölmeyecek de ondan. Ölüm yok. Ha, ölüm korkusu bir histir. Kim ölecekse o korkar. Ayette de diyor küllü nefsin zayikatul mevt. Küllü nefs. Nefis ölecek. E peki sen nefis misin? O kadar nefisle biz iç içe olduk ki, yapışmışız ki, ben o ben olmuş. Derslere katıla katıla nefisle ben ayrışıyoruz. Ayrıştıkça nefis ayrı bir birim olduğunu, ben farklı olduğumu ayırma nispetinde ölüm korkusu ortadan kalkıyor. Bu sefer ölüm teris oluyor. Ölüm meft oluyor. Meft, zahir manasında odadan odayı değiştirmektir. Tebdili mekandır. Odadan odaya değiştirmektir. Batın manasıyla mekanı kaldırmaktır. Mekansıza geçmektir. Mekanı kaldırıp mekansıza gel. Aynı yerdesin. Buz neredeyse su da oradadır. Kaldır buzu, su çıktı. Ama buz suyu kaldırırsa kendisi yoktur. İşte mevt tebdili mekandır. Manası buzun ortadan kalkmasıdır. E su olur. Suyun ortadan kalkması. H2O'dur. H2O'nun ortadan kalkması. Enerjidir. Üstündeki battaniyeyi kaldırmaktır. Ha, ölüm korkusu. Niçin buna girdin, buna uyguladın? E burada tamam da ne işime yarayacak? Şeytanın en büyük mühim desisesi kendine tabi olanlara kendini inkar ettir. Tamam da eylem olarak bir şey uygula da bunu yani. Benim ne işime yarayacak bu bilgi? Ha, şeytanın mesela gurur. Ben şey yapmam. Ben izzeti nefisten taviz vermem diyen odur. Sen değilsin. Ama sen yapıyorsun bunu. Yeis. Kur'an'da diyor değil mi? Yani şeytan o şey iblis şeytan demiyor tabi. İblis Allah'tan ümidini kesti. Yani iblis şeytan azazildir. 55 tane sıfatı vardır. O 55 tane sıfattan isim almıştır.
İblis tarafı yeis tarafı imestir. Şeytan tarafı tam isyan. Evet, isyan. İsyan tarafıdır. Fiildeki yapıdır. İs ağırlıkta şu an ümitsizlik tarafı. Üstad da ümit var oluruz diyor. Evet. Devamlı onu şey yapıyor. Evet. Evet. Ya acayip bir şey. Yani burada şuraya yapışmış. Bu suya yapışmış. Kardeşler, sudan buzu tornavidayla alamazsınız. Penseyle alamazsınız. Güneş lazım. Hakikat lazım. İman lazım. Eylem lazım. Odundan dumanı, nuru alamazsınız kerpetenle, penseyle. Değil miyiz? Yakmak lazım. Güneş lazım. Odundan dumanı kaldırmanın yolu güneşi tutmak lazım. Kurutun onu. Yandım piştim olsun. Yani ben şeyi çok seviyorum. Bazıları garipsiyor da böyle. Oysa Risale-i Nur'un emridir. İzah ve şer. Yani bu cümleyi, cümlenin dimağda ve eylemde nasıl gözüküyor? Bak, iblis kendisine tabi olanı kendisini inkar ettirir. Tamam, ne olacak? Böyle olacak. Yeis olur. Ümitsiz. Ben ümidim yok. Hayır. O ümitsiz olan tarafın var ama sen değilsin. Ben merkezli düşünüyor. Kendisini pergelin ortasında. O sen değilsin. O adamdır. Arkadaşlar, sen benim için ne kadar kesinsin? Benim için aynı şeytan senin varlığın kadar benim için itikattan daha acayip. Artık kesin ya. Bak, bir şey anlatacağım size. Dersten çıktım. Dersten. Her dersten lezzet alırım. Böyle. Çıktım, baktım ki içimde böyle bir duman var ya. Bir sıkıntı var ya. Hem paylaşıyorum sizinle. Faydası olur belki. Herkeste nasip olmaz. Ben de bana Allah'ın verdiğini paylaşacağım, Allah'ıma söylemiş. Böyle sıkıntı var. Hem de cumartesi. Ulan dedim, nazar mı aldık, şey mi aldık, nefret mi var falan. Pijama, dişimi fırçaladım, misvakladım. Pijamamı giydim. Uyanığım, yattım. Ama uyanığım daha, yattım derken uykuya girmemiş. Neyin nesidir dedim ya. Ya dedim ki, ya Rabbi, bir imkan versen de içeride bir dolaşsam ya. Bu neyin nesi ya? Bu bunu anlamak için değil dedim. Bu nereden kaynaklanıyor? Hem insanlara da fayda mı olurdu? İçeride neler var acaba? Bu sandık diyoruz, kutu diyoruz, tamam mı? Bu, yani şu anda odadasınız ama hepiniz farklısınız değil mi burada? Tuvalet var, banyo var, yatak odası var. Hepimiz farklıyız. Yani kutu şu bina. Binada başka katlar da var değil mi? Ceset bu. 18 bin tane aile oturuyor burada. Bir tane de sensin. Dedim ya, bir baksam ya. Senin adın neydi? Ferhat. Ferhat. Nereden geliyordun? Ankara. Ankara canım. Niçin sana dedim? Onu da bilmiyorum. Şimdi baktım ki hop içerideyim. Girdim. Büyük bir yer. Ama vücudum yok. Benim ama havada bir şeyim yani. Vücudum böyle tutan bir şeyim yok. Ben kendimi görmüyorum ama şuur aynı benim. Hep benim. Yanımda da birisi var fakat onun da vücudu yok. Bana eşlik ediyor, bana tarif ediyor askeriye komutan gibi. Şu şudur, şu komutan eşlik eder gibi. Kardeşim hoş geldin dedi. Hoş bulduk dedim, sağımdan bir tane ses. Çok merak ettin dedi. Baktım ki içeride hemen adamlar var. Minnacık ama. Böyle mini bir acayip. Herkes çalışıyor. Böyle bir olmalı ki aklın durur. Baktım ki çok. O köşede de baktım ki iki veya üç siyah ateş yakmışlar, duman çıkıyor. Bana şimdi tarif edecek. Sen ya biraz önce merak ettin ya dedi, sıkıntı. O köşede dedi, bak o dedi, melum üç kişi dedi, iki yaş, hayır üç kişi demedi. Şunlar dedi, ateş yaktılar dedi, sana dedi sıkıntı olarak yansıdı dedi. O dumandır dedi. Ama o adamlar yaptı dedi. Ama sen ben sıkıldım zannediyorsun dedi. Üç kişiyi sonra düşündüm. Bir, şeytan. İki, nefs emmare. Üç, erva habise. Bu sonradan anladım.
Ben sizi yalan söylemiyorum. Ben rastla. Ha, içeride bazı hadiseler dışarıda kendisini farklı gösteriyor. Uf, sıkıntı. Allah. Kutu olarak ne olur buna biraz böyle yoğunlaşın. Kutuda 18 bin aile oturuyor. Küçük küçük adamlar. Mesela diyor ki bir sigara yak. Biraz önce anlattım ya. Kaderi inkar etmek hangi mezhebe yarıyor? Ha, bu inkar eden o mezheptendir. Anladın mı? Şimdi sigaranın neticesi dumanı kimin işine yarıyorsa sigara iç diye tetikleyen odur. Hatta bir sitede var şu anda bir, değil mi, bizim bir yazı var. Her cihetçe zararlı olan sigara, sigara dumanını içine çekiyor musun kardeşim? Her cihette zararlı olan. Gönül rahatlığıyla. Bunu bir yerde gördüm ben de. Adam şöyle yaptı sigarayı. Bakıyorum böyle. Ondan sonra bu yazıyı yazdım. Ne yazdım biliyor musun? Sigara her cihetçe zararlı olan. Diketir diketir dedim telefonun kalemini. O zaman anladım işte. Kalem kayıp. Kalemi, telefonun kalemi yok. Yazıya şey sesedir. Adam beni görmüyor. Adam baktım öyle. Ulan dedim yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun. Her cihetçe zararlı olan sigara dumanını içine çeken bu çekiyor da ben kardeşimi içime hazmedip çekemiyorum. Tabii beşeri kusur. Kardeşini de çek içine ya. Peki, bunu okuduk, 155. Veya imana katlarının içine çekin. Ne artık o kanun işte. Ben o anda dedim ya, niye, yani kişinin bulunduğu konum cemaatidir, vasfıdır, Süleymancıdır. Yani o açık söyleyeyim Lazca'da. Tarikatçıdır, Süleymancıdır, Nurculuğun içindeki gruptan demiyorum. Ha, niye onu, ha Süleymancı. Tarikatçı. Sanki batıl ya. Acayip bir şey. Niye sigara çeker gibi ben onu çekemiyorum içime? Demek ki çekici olmak lazım abi ya. Çekici olmak lazım. Evet. Bazı çekiciler var ya, heyelanla yuvarlanmış kamyonları. Peki. Allah yardımcımız olsun. Tahminen. Amin. Tahmineni okuyoruz. Nerede bakayım? 155 sayfa. Tahminen ara sıra bir saat veya bir buçuk saat sonra karşıdan üç kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam geliyor. Dedim ya bir buket yapacağız uydurukçasıyla yani değil mi? Bir paket. Farklı farklı çiçekler. Tahminen arası bir saat sonra mektubu hatırladınız. Ondan sonra bir buçuk saat sonra karşıdan üç kişi çıktı. Elhamdülillah İsa Aleyhisselam geliyor. Baktım ki birisi sakallı, ikisi şabı emret. Şakalsız. Bak, bir hanımla bir odada bir de hükmünü söyleyeyim. Yalnız kapı kapalı olmak haramdır. Halvet. Halvettir bu. Bu, bundan daha tehlikelidir. Sakalsız çocukla odada olmak, erkek çocukla. Bir kadınla beraber aynı odada bir konu konuşmak, din dahi olsa, kapı kapalı, halvet olduğu için haramdır. Sakalı gelmemiş, buluğ çağına gelmemiş bir çocukla odada yalnız olmak, bu halvet, buna bundan daha beterdir. Çünkü kadına karşı nefsi bir derece durdurur. Çünkü ortaya çıkacak eylem gözükür, ondan korkar. Ama erkek çocuktan dışarıya bir şey gözükmeyeceğinden, bir nesil gibi, ondan daha bir serbest hareket eder. Arife tarif gerekmez. Onun için şabr emretle beraber olmak bir yerde haramdır. Yalnız kalmak odada. Çok ilginçtir bu. İslam hukukunda geçiyor.
hele hele onların izini takip etmek bütün sukutu ruha sebeptir. Sukutu ruha sebeptir. Çünkü 410'da sözlerde söylüyor. Şeye benziyor. Morg'a inmiş bir adam. Morg. Morg'da bir ölmüş kadın. Gece yarısı hiç kimse yok. Girebilirsiniz hakikaten morg'a. Ben çok ceset aldığım için. Kimse yok. Gittin oradan ölmüş. Buzhanede donmuş kadının. Üstünü açıyorsun bakıyorsun. Nasıl bir adamdır diyor ustad. Derinden derine hissiyat-ül ve'yi tahrip eder. Değil mi? Hissiyat-ül ve'yi insani tahrip eder. İnsanlıktan çıkarır adamı. O anda insan değilsin. Olamazsın. İşte aynı onun gibi ha canlı veya ölmüş kadının veya işte Şabremt'in çocuğun resimlerine böyle bakmak hissiyat-ül ve'yi insaniye tahrip eder. Yok eder. Bu artık çok zor. Nasıl olacaksa bilemiyorum. Sahibini bırakıyorum. Burada geldiği için söyledim. Şab-ı emret önemli. İçini dolduruyor. İçini dolduruyorum gidiyorum. Dedim İsa aleyhisselam 33 yaşında olduğu halde göğe huruç etti. Ne için sakalında beyaz var? Kalbime geldi ki Allah alem İsa aleyhisselam değilse bu zat ve iki arkadaşıyla yanımıza geldiler. Dikkatle baktım ustadımızın siması ve elbisesidir. Bizim yanımıza gelince bizim altımız mağaraymış. Yanındaki iki kişiyi emretti. Şurada kilitli salipler var. Haçlar var. Cümlesini çıkarınız. Çıkarttılar. Nasaralara karşı hepsini kırdı. Ve kelime-i tevhidi getirip peygamberimizi tasdik edince biz de Nasaralara, Hristiyanlara bakınız işte İsa aleyhisselamın vekili geldi deyince cümlesi tasdik ettiler. Ne oldu? Bir şey yok okudum. Peki, 56. Allah alem bu rüyanın bir tabiri şudur ki, bak okumayacaktım ama notta başka bir madde olarak karşıma getiriyor. Yani bazı şey hani demiş ya hırsız, o baba demiş hırsız var bırak demiş, o beni bırakmıyor diyor. Yapışmış ya. Gelmiyor abi. Getir gel. Allah alem bu rüyanın bir tabiri şudur ki, ustadımızın Kur'an-ı Hakim'den aldığı ve neşettiği Risale-i Nur vasıtasıyla Nasara'nın bir kısmı İslamiyet'i kabul edecek ve Nasara Müslümanları veya Hristiyan müminleri hükmüne geçip ustadımızın sözlerini İsa Aleyhisselam'ın sözleri nevinden hüsnü kabul edeceklerini işarettir. Yani İsa Aleyhisselam'ın en büyük sıfatı neydi? Mucizesi. Ölü diriltmekti. Ölü kalpleri diriltecek. Ölü gönüller dirilecek Risale-i Nur'da. Evet, Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet var ki vardır ki Avrupa'nın en muanit filozoflarını dahi teslime mecbur eder. Her ruhun bir ihtiyaç hakikisi olan hakiki iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler elbette Risale-i Nur'u görseler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın vesayası nevinden kabul edip sarılacaklar inşallah. 57 bulunduğumuz asır diye geçiyor. Bulunduğumuz asrın yaralılarından manevi doktora muhtaç bir gencin fıkrasıdır. Demek ki bunu fark eden ondan almışım. Bulunduğumuz asrın yaralılarından manevi doktora muhtaç bir genç. Yani en büyük sıfat kendini fark edince hakikatlere muhtaç olduğunu. Yani doktora ihtiyacı olduğunu anlarsın. Adam diyor ki ne var canım diyor. Ne var diyor. Bilmiyor. Ne demek biliyor musun? Ruh cesede yapışması. Mesela şöyle diyeyim bir adam yıkanmadı. Artık çamur, patak, güneş ve atlet yapışır cesede. Yani kaza geçirenlerde olmuştu da. Kaza geçirmiş o halde işte hastaneye yatırmışlar işte evde eskide. Yani o kanla vesaire, o atletin parçası yapışmış. Artık deri olmuş. Deri olmuş. Yani ceset ruha ne kadar yapışırsa, ceset ruh, ruh da ceset gibi olur. Aynı olur. Ne kadar cesetten ruhu ayrıştırırsak, cesedi dayatmalardan ruh kurtulur.
cesedi dayatmalar var ya, şehvettir, gadaptır, ölüm korkusudur, uzun yaşamak, kısa yaşamak, geldi, gitti, cemaat ağası bu, şunu yapma, bunun öyle bir şey olmaz. Dışarıda yani cesedi rüyaya yapıştı mı artık o budur, artık ayıklamaya başlar. Şu şudur, şurada şudur, şurada şudur. Peygamberler ayıklamıyor ki. Kafirdir, Müslümandır, hepsine şefkatle davranıp kurtarmaya çalışıyor. Efendim 258 ustadımı talebeliğe, ustadım da talebeliğe kabul edip 5 vakit farz bırakmayacağıma çok çok tembih etti. Ustada gelenlere öyle gence demiş, talebeliğe kabul ediyorum ama çok çok tembih etti, sakın 5 vakit namazı bırakma demiş. Ben olsam yanında tesbihatı da yap diye eklerdim. Acayip. Başka? Demek bakınız ey kardeşlerim ve bütün müminler, Ustadım Hazretleri değil memleketimize, bütün 350 milyon Müslümana her saat, her dakika, her an bağırıyor. Benim gibi zahir kulağıyla dinlemeyiniz, kalp kulağıyla dinleyelim ki her an bağırıp çağırdığını işitelim. Madem bu elmas ve cevherler, bu sergiler asrımıza verilmiş, bütün asrımızda kazancımızı versek yine o elmasların birinin fiyatını veremeyeceğiz. Bahar mevsimi geçmeden bütün cevherlerden alalım. O cevherler ise Risale-i Nur külliyatıdır. Nasip işte, nasibi olanlara Allah nasip etsin işte. Elimizden Cenab-ı Hak almasın. Ne için sözleri saklıyorsunuz? Ne için söylemiyorsunuz akrabanıza? Şöyle diyor bak. Ne için sözleri saklıyorsunuz? Akrabanıza mesela Nurcu, şöyle hepinizi soruyorum, ben kendime de soruyorum başta. Nurcu olduğunuzu, sizin Nurcu olduğunuzu bilmeyen akrabanız var mı? Varsa mesulsunuz. Çünkü yarın diyecek ki, hadi bana demedin ama ne olduğunu bize demedin. Bazı akrabalar hemen zihninizde şu var, akreptir. Akraba değil, akreptir. Akreptir de tebliğ etmeyebilirsin ama Nurcu olduğunu o da bilmesi lazım bir vesileyle. Işıkçı diyorlar abi. Nurcu da hatırlayamadı da senin gibi sattıkar ışıkçı diyorlar. Öyle mi diyor? Tamam işte. En azından şey ya, F25 Nurculuk diye efkarlarında pompalandığı için Nurcu deyince F25'çiler, paralelciler yani. Anlaşıldı ya, o da bir derece şey yani, ona masumiyet vermiş. Onun mesuliyetini de o yükleyecek gene. Bu insanlar nurlardan uzaklaşmasına sebebiyet... Abi bana öyle diyen F25'e çok yakın şu anda. Çok güzel, el ele dolaşıyorlar. Tamam. Paralelciler şunu sorması lazım, bugün bir tanesi cenazede dedi. Dedi ki, bütün Müslümanlar, dini cemaatler bize düşman, bütün dinsizler ve Türkiye'nin dinsizleri ve dış dünyadaki Türkiye'nin düşmanları niçin bize dosttur diye paralelciler kendilerini bir sorsalar herhalde bir derece bir uyanmasına sebep olur. Niçin bütün Müslümanlar Türkiye'de ve dışarıda bize düşman? Sevmiyor. Niçin bütün kafirler beni seviyor? Hakikaten çok gariptir. Bana dedi ki, abi dedim, var ya böyle korktuğun, gördüğün zaman 6 ay işin ters geçecek bir adam var. Neydi o kaşlar şöyle tipi bozuk böyle. Allah şey kimle evleneceğimizi bilemez dedi var ya, bir tane şey var. Allah neydi? Bayındır. O sitesine beni koymuş. Mezarlıkta Yasin okunur. Peygamber bunu demişim. Şirk ehliğine bakın diye videosunu koymuş. Şey benim videomu koymuş. Şirk ehli. Ömrüm Allah'ı anlatmayla geçiyor. Şirk ehli. Yani Yasin'i peygamberimiz hadisi var. Bana dediler ki bir şey anlatmak için söylüyorum. Ya falanca dedi, şu falan vakıf internet sitesine şirk ehli diye örnek seni göstermiş videoyu. Elhamdülillah dedim. Elhamdülillah dedim. Tabii ki doğru yoldayım. Abi senin için şirk ehli diyor. Elhamdülillah duymadın mı? Ben o beni tasdik etseydi imanımdan şüphe ederdim zaten. Düşmanının dostu olduğu için. Evet. Bak o beni tasdik etseydi vallahi imanımdan şüphe ederdim. Ya Rabbi hayret ya.
Beni niye şey yapıyorlar? Mesela Risale-i Sadeleştirme namı altındaki Risale'nin oluşturmak istediği o yeni Osmanlı ruhunu yok etmeye isteyen bir zihniyet beni onaylasa zaten şüphelenirim vallahi kendimden ya. Ebu Cehil peygamberi tasdik eder mi? Etse zaten çok ayıptır ya. Olmazdı. Ya. Evet. Başka? Bazılar diyor ki kafayı taktın. Kafayı takmadım kardeş. Kafayı takmadım. Risale'ni ortadan kaldırmak isteyen sinsi düşmanlara hep işaret ediyorum. Araba önerisi çok güzel abi. Hangisi? Hani arabanızı çaldıkları zaman zorunuza gidiyor. Şeyde Salih Özcan abi vefat ettiğince Fatih Sultan camisi var ya. Fatih camisinin avlusunda bugün de cenazedeydi o. Dedi ki Hasan kardeş iyi ki gördüm seni. Gel şuraya gel. Türbenin o tarafa doğru götürdü. Kimse yok. Kimse yok. Tamam. Senin derdin benim derdim. Ya ne biçim adamsın ya? Şuna kafir, buna zındık diyorsun ya. Ne ya sen diyor. Vehhabiler gibi diyor. Etiket mi aldın ya diyor. Ne biçim adamsın sen dedi ya. Niye zındık diyorsun? Niye kafir münafık diyorsun dedi ya. Bunu nereden aldın dedi bu şeyi. Evet. Dedim ki doğru söyle ama söyleyeceğimi. Doğru cevap ver bak Allah burada şahit olacak. Arabanı çaldıkları zaman yaptığın tepki kadar karakollara şunlara eğer kaderi inkar edenlere ve ustada şirk ehlidir diyenlere arabanın çalındığı kadar yaptığın tepki kadar tepki göstermiyorsan sen insan değilsin. Kaderi inkar edenlere de bu tepkiyi göstermiyorsan peygambere kibirli diyene gösterdiğin tepki kadar araban çalındığı kadar mı tepki gösteriyorsun? Araban çalındığı zaman nasıl tepki gösteriyorsun? En az onun kadar tepki göstereceksin. En azından nesli ati için. Gelecek nesli için. Durdu. Dedi ki galiba doğru diyorsun dedi ya. Galiba yok. Evet. Dedim ki basit örnek verelim. Araba olmasın. Bir tanesi taş atıp cam kırsa. Kırıldık. Taktırız canım ya. Ne var? Oturur musun? Hey! Kim var ya? Kim yaptı ya? Allah Allah! Eşek herifler lan! Hangi çocuk at? Yapar mısın? Yapmaz mısın? Lan bu kıçın bile oynamıyor lan kaderi inkar edenlere. Bir de ehli kıble diyorsun. Ustad diyor ki iman esasları bir bütündür. Bir tanesi bile tamam mı? İnkar edilmesi hepsi inkar manasına geliyor. Ve nesli atının imanı götürülüyor. Sübeyir abi diyor ki dedim bak bir gencin imansız olduğu duyulması atom parçalanması gibi sende bir nefret olması lazım. Bir zındık benim ecdadımın çocuğunu komünist yaptı, dinsiz yaptı. Çıldırmaz mısın? Lan bir kişi İslam'a ısınsın, nurculuğa ısınsın diye Türkiye'den kalkıp Almanya'ya düğününe gidiyorum ya. Allah'tan kork ya. Ben bir insana kafir nasıl derim? Bir insan ısınsın diye Risale-i Nur'a Türkiye'den cebimden parayı vererek Almanya'ya düğününe gidiyorum ya. Orada dershanede istismar olmasın diye otelde kalıyor. Gitmiyorum dershaneye de. Çünkü hizmet için gitmemişim. Zahirde bir dersler için gitmemiş. Adamın düğününe gittim. Öyle anlaşıldı. Yeter ki benim şansım da ısınsın. Tamam ben orada camide imamlık yaparken Kur'an öğretmişim. Evleniyor. Davet etti. Ben bunu ve hakikaten de Allah da muvaffak etti bu şeyimize bakın. Ya bir insan kurtulsun diye bunu yapıyorum. Ben insana münafık der miyim? Bu risk alır mıyım? Aptal mıyım ben? Değilse ben olacağım. İslam hukukunda böyle geçiyor. Ama İslamiyet adına, ümmet hesabına bu neslin adına birileri risk alması lazım. Elini taşın altına koyması lazım. Bu iman düşmanlarını deşifre etmesi adına risk alması gerekiyor. Ben enayi miyim? Ben aptal mıyım? Niye alıyorum? Ama yapmak zorundayım. Sen belki değilsin. Nefis cümleden etna. Vazife cümleden ala. Vazife sıfatımı söylüyorum. Bir gördünüz yanlışı mümkünse elinizde. Değilse lisane, yoksa kalben, o da yoksa imanınız yoktur. Hadis imamları şöyle diyor, semen değil. Elinizde düzeltmek hükümete, halifelere ait. Lisanen, ikaza, alimlere ait. Kalben bu izletmek avama. Risale-i Nur'u, sen niye ikaz ediyorsun? Risale-i Nur, sen de öylesin. Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek yaşayamak demek.
anlayarak ve kabul ederek bu asrın muhakkik, mudakkik bir alimi olur. Mühim bir alimi olur. Mühim bir alimi olur. Risale-i Nur'u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan bu asrın mühim, mudakkik bir alimi olur. Demek zorundasın. Yarın sormayacak mı Allah sana? Niye demedin? Ama bir şey araban çalındığı zaman 7 tane yerde yumurtlarsın. Karakol değil, vatan caddesindeki emniyet müdürlüğüne gidersin. Aramadığın milletvekili kalmaz. Ama iman esaslan adam gözünü göre göre inkar ediyor. Usta da şirk diyor. Allah hayvanlara bile vahiy geldiğini, yani ilham, şairlere, dinsizlere herkes ilham gelir. Ustad ilham gelmesini şirk diyor. Sen niye tepki vermiyorsun? Niye susuyorsun? Bir de senin arkadaşın dedim sen o tarafta. Neyse. Peki. Ne kadar oldu? 1 saat 5 dakika. Evet. Burada keselim. Kaç tane madde okudum size? 18. 19 tane. 2 tane atladım. 17 tane madde okudum. Burada 353 tane madde var. Ve çalışıyorum. Bağla. Bu ders çıkan bağla. Cümle cümle. Hele hele numara söylettireceğim. Acayip olacak o tabii. Kardeşim, Risale-i Nur bambaşka. Hangi yöntemle bakarsan başka bir yöntem çıkıyor. Yani eğitme yöntemi çıkıyor. Çok garip ya. Ben de anlamış değilim bu eseri ha. Bak yeni gelenler. Eğer ilk defa geleniniz varsa diyeyim size bak beyniniz yıkanıyor. Hiç şansınız yok. Bu dersten sonra bir de çıkamazsınız bu dairede. Müptela olursunuz. Müptela olursunuz. Risale-i Nur hakikaten aslan mucididi. Elhamdülillah. Herkese farklı bir şey veriyor. Veriyor. Herkese. Yani tabirlerin içerisine nüfus kağıdını söylüyoruz. Yani Risale-i Nur lügatını söylüyoruz. Ondan sonra huvel evveluhu çekirdek, ağacın çekirdeği. Huvel ahiru meyve. Her kelimesini eğer ben bunu ispat edemezsem şu kitapları gözüme sokun. Her kelimesinin huvel evveluhu çekirdek manası ne demek? Huvel ahiruhu. 1992'den beri çalışıyorum. Bil fiil. Her gün ömrümü vermişim. Yani enfusi tefekküre. Huvel evveluhu, çekirdek manası, kelimenin. Huvel ahiruhu, meyve manası. Huvel zahiruhu, ağacın kendisi. Huvel batinu, ağacın arkasındaki makina. Her kelimeyi göstermesem gelsin bana, parmağını gözüme soksun. Niçin bunu söylüyorsun ihtiyacın? Risale'nin böyle bir camil kelimdir. Onun için öyle cani, ben bunu bildiğim için cani olarak görüyorum. Mana katilleri. Ona ama sen de zaten biliyorsun da yani bunu bildikçe mana mertebesini çıldırıyorsun ya. Yani ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Yani buzun altyapılarını hep yok ediyor ki mümkün değil buzları. Ta ki sırf buz olarak gösteriyor. Oysa mana buzdan ta suya, H2O, enerjine, esire, maddeye, hatta akılca verir, ruhça verir, Nur Muhammed'i. Ne kadar meratip var. Bunu adam yok ediyor. Onun için Risale-i Nur hakikaten bambaşka. Niçin dedi Etsacı? Yani herkese niye farklı şey veriyor? Çünkü farklı mana muhteviyatını içeriyor, kapsıyor. Bu belki binde biri değil mi mahsudiniz? Tabii canım yani ben... Bu budur da denmez. Haşa! Allah razı olsun iki söyleyeyim. Mesela bu budur demek ne haddimdir ne terbiye müsaade eder. Şimdi bu cemaatta mesela cemaat bazen diyor. Bak size ya şimdi lazım olduğu bu. Yoksa benim anladığımı zaten hepsini diyemem. İfade zaten edemem, edebilmek olanlar da var, yalan söylemeyeyim. Tutuyorum demiyorum. Ne demek istiyorum? Budur demek cinayettir. Benim anlayışım kadar, kabım kadar mı mana var? Bediüzzaman Hazretleri okuyor muydu, okumuyor muydu? Ben de onun talebesiyim diyor. Bu kendisi okuyor diyorsa, onu doyuran mana, benim gibi kuş kapalıyı ne adadı yani, nasıl der ki bu kadardır? Lugat, sadeleştirmek demek, kişinin anladığı miktar kadardır demektir. 10. sözün hakikati tam takdir edilmemiş diyor. Ben 50 defa bizzat diyor tefekkür ettim diyor. Bak kim? Bediüzzaman. Barla'da diyor. Ya? Bediüzzaman değil mi?
Yani sade demek, tamam sade, sade adam demek. Mesela bir tanesi dedi ki, ay bana çok sert davranıyorsun dedi. Sadeleştirmeye taraftar olanların dostluklarını sadeleştirdim. Sadeleştirmek demek, mesela elhamdülillahi rabbil alemin. Ne demek? Tercüme şudur. Alemlerin Rabbine hamdolsun. 18 bin alem. Sadeleştirmek, onun içinden bir tane çıkar. Sinekler alemini yaratan Allah'a hamdolsun. O sinek mi var orada? Sadeleştirmek, nihayetsiz mana meratibinden bire indirmektir. Tercüme etmek, Türkçe karşılığını vermek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Bu tercümedir. Sadeleştirmek ise, o Rahman niye? Elmaları veren Rahman'dır. Armut'u veren, nasıl yazacaksın? Rahman oluşunu, hepsini nasıl yazacaksın? Onun için sadeleştirmekle tercüme etmek hiç alakası yok. Ama adam cerbesiyle onu da birleştiren tipler de var. E tercümeye müsaade ediyorsunuz. Sadeleştirmeye niye müsaade ediyorsunuz? Ne alakası var ya? Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selevâtu.